Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje Yöneticisi'nin el kitabını okumaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm, proje yöneticisi sponsoru nasıl projeye dahil etmelidir? Sponsor, projeye kaynak ve destek sağlayan kişi ve gruptur. Fakat çoğu sponsor, projenin başarısı için gerekli olan sorumluluklarının farkında değildir. Sponsor, bazen projelerin nasıl yönetildiğini önemsemez, sadece sonuçlarına odaklanır. Bu noktada iş, proje yöneticisine ve ekibine düşer. Sponsorların tüm proje yönetimi süreçlerini detaylı bilmelerine gerek olmasa da, üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları ve ne olup bittiğini bilmeleri çok önemlidir. Bu tahmin ettiklerinden daha az bir süreye mal olur. Proje yöneticisi, kapsamı sponsora ve müşteriye onaylatmalı, dahili ve harici kapsam konusunda tam bilgi sahibi olunmasını sağlamalıdır. Sponsorların proje kapsamına dahil edilmeleri çok önemlidir. Kapsamın ne olduğunu bilmeleri, kapsam dışı yapılış işlerin yapılmalarını engellemelerine, projenin hedefine başarıyla ulaşması için sadece yapılması gerekenlerin yapılmasını sağlatmaya yönelik olarak önemli bir hale gelir. Kapsamı sponsorun onaylamasıyla beraber proje yöneticisi bu kapsam dahilinde projeyi hayata geçirmeye odaklanır. Proje planını onaylatmalıdır. Proje yöneticileri proje planlarını sponsorlara onaylatarak belli bir süre ve bütçe taahhüdünde bulunurlar. Sponsor onayladığı bir planın ve aynı zamanda sahibi olduğu projenin arkasında duracaktır. Hangi aşamaların ne zaman gerçekleşeceği ve maliyeti görülebilmelidir. Proje sürecinde detaylı açıklama yapabilmelidir. Proje yöneticisinin sponsora hangi aşamaları ne zaman gerçekleşeceği ve maliyetlerini göstermesi ve bunun da görünür olması çok önemlidir. Proje sürecinde ise detaylı açıklamalar yapabilmeli, sponsorun proje hakkındaki bilgilerini güncel tutmalıdır. Proje yöneticisi, proje gerçekleşmeleri kilometre taşı raporları ile sponsora aktarmalı ve ilerlemeyi göstermelidir. Sponsorlar genellikle proje detaylarına çok inmezler. Aktivite düzeyindeki gelişmeleri çok merak etmeyebilirler. Bu noktada proje planına yerleştirilecek kilometre taşları ile projenin sağlıklı gidişatı raporlanır ve spora aktarılır. Değişiklikler ve bunların getirdiği plan güncellemelerini düzenli olarak sponsor ile görüşmelidir. Sponsorlar projeye ilişkin değişikliklerden haberdar edilmelidirler. Özellikle önemli değişikliklerin, planı etkileyecek değişikliklerin sponsorun bilgisi dahilinde yürütülmesi çok önemlidir. Önemli problemler ve çözüm yöntemlerini sponsor ile gözden geçirmelidir. Proje yöneticileri kendi seviyelerinde çözebilecekleri problemleri çözmelidirler. Fakat önemli problemler ve bunların çözümleri konusunda kendilerini aşan noktalarda problemi sponsorlarına eskale etmeleri gerekir. Böylelikle sponsor projeye daha fazla dahil edilmiş olacaktır. Proje risklerini sponsor ile paylaşmalı, yanıtlar ve yöntemler konusunda birlikte çalışmalıdır. Proje risklerinden sponsorun haberdar edilmesi ve bu konuda onun desteğinin alınması çok önemlidir. Birçok konuda sponsorlar proje yöneticilerinden daha fazla yetkiye sahiptirler ve belli konularda risklere karşı alınacak önlemlerde etkili çözümler üretebilirler. Proje sonunda kapanış toplantısı yapmalı ve proje bütününü değerlendirmelidir. Proje yöneticileri projenin tamamlanma noktasında tüm projenin genel durumunu değerlendirmeli, planlanan ve gerçekleşenleri masaya yatırmalı, alınan dersleri derlemeli ve bir kapanış toplantısı yaparak sponsoru bilgilendirmelidir. Böylece sponsor bir projeyi bütün halinde görme şansına sahip olur ve projenin sahibi olarak da başarı ve başarısızlığı
değerlendirme şansı bulur. Bugünkü paylaşımım burada tamamlanıyor. Bir sonraki paylaşımımda görüşmek üzere. Ben Savaş Yakar. Hoşça kalın.